Tembellik Hakkı Paul Lafogie Seslendiren Seval Delikara Bölüm 1 Yıkıcı Bir Dogma Kapitalist uygarlığın egemen olduğu milletlerin işçi sınıfları tuhaf bir deliliğe yakalanmıştır. Bu delilik, insanlığa 200 yıldan beri işkence yapan bireysel ve toplumsal yoksulluğu beraberinde getirmiştir. Bu delilik, çalışma aşkıdır bireyin ve çoluk çocuğunun yaşamsal güçlerinin tükenişine kadar devam eden, çalışmanın can çekişen tutkusudur. Rahipler, ekonomistler, ahlakçılar bu zihinsel sapkınlığa tepki vermek yerine çalışmayı kutsuyorlar. Kör ve bağnaz insanlar tanrılarından daha bilge olmak istediler. Zayıf ve hakir insanlar tanrılarının lanetlemiş olduğu şeye tekrar saygınlık kazandırmak istediler. Bense ne Hristiyan ne tutumlu ne de ahlaklı olmaktan söz ediyorum. Bunların yargılarındansa tanrılarınınkine, dini, ekonomik, özgür düşünceli ahlak vaazlarındansa kapitalist toplumdaki çalışmanın korkunç sonuçlarına çağrıda bulunmayı tercih ediyorum. Kapitalist toplumda çalışma tüm zihinsel yozlaşmanın, tüm organik bozulmanın nedenidir. Uşakların hizmet ettiği, Rothschild'in atahırlarındaki safkanlarla toprağa sürüp eken, arabalara gübre taşıyan, hasadı toplayan Normandiya'daki çiftliklerin ağır ve kaba atlarını kıyaslayın. Din tüccarlarının ve ticaret misyonerlerinin henüz Hristiyanlık, frengi ve çalışma dogmasıyla yozlaştıramadığı soylu vahşiye ve sonra da bizim makinelerimizin yoksul hizmetçilerimize bakın. Uygar Avrupa'mızda insanın doğuştan gelen güzelliğinin izlerini yeniden bulmak istiyorsak bunu ekonomik önyargıların henüz çalışma nefretini kökünden sökemediği milletlerde aramak gerekiyor. İspanya ki heyhat, yozlaşıyorsa da bizim fabrikalarımızdan daha az hapishane ve kışlaya sahip olmakla övünebilir. Ama sanatçı, kestane gibi esmer, bir çelik çubuk gibi dik ve esnek, yiğit Endülüslüyü seyrederek seviniyor ve delik deşik karmanesine mağrurca sarılmış dilenciyi dinlerken onun Osana düklerini Amigo gibi karşılaması insanın yüreğini ürpertiyor. İçindeki ilkel hayvan görelmemiş İspanyol için çalışma köleliklerin en kötüsüdür. O büyük çağın Yunanları da çalışmayı hor görürlerdi. Sadece kölelerin çalışmasına izin verilirdi. Özgür insanlar ancak beden eğitimi egzersizlerini ve zeka oyunlarını bilirdi. Aristoteles'in, Pidias'ın, Aristofanis'in bulunduğu halkın içinde yürünen ve soluk alınan zamandı bu. Meryton'da bir avuç yiğidin çok geçmeden İskender'in fethetmeye gideceği Asya'nın çapulcu takımlarını yendiği zamandı bu. Antik çağın filozofları özgür insanın alçalması olan çalışmayı, hor görmeyi öğretiyordu. Ozanlar tanrıların armağanı olan tembelliği överdi. Bir İspanyol atasözü şöyle der, dinlenmek sağlıktır. İsa dağdaki konuşmasında tembelliği öğütlemişti. Tarlalardaki zambakların nasıl büyüdüklerini seyredin. Onlar ne çalışıyor ne de iplik eğiriyorlar. Yine de size derim ki Süleyman bile tüm ihtişamında bunlardan daha göz kamaştırıcı giysilere bürünmedi. Sakallı ve ürkütücü Tanrı Yehova tapanlarına ülküsel tembelliğin yüce örneğini verdi altı gün çalışmadan sonra sonsuza kadar dinlendi. Aksine çalışmayı doğal bir gereksinim olarak gören ırklar hangileridir? Uvegneliler, Britanya adalarındaki şu Uvegneliler, İskoçlar, İspanya'nın Uvegnelileri, Galegoslar, Almanya'nın Uvegnelileri, Pomeranyalılar, Asya'nın Uvegnelileri, Çinliler. Toplumumuzda çalışmak için çalışmayı sevenler kimlerdir peki? mülk sahibi köylüler, küçük burjuvalar. Kimileri topraklarının üzerine eğilmiş, kimileri dükkanlarına kendini manen bağlamış, yeraltı tünelindeki köstebekler gibi kımıldanıyor ve asla doğayı seyretmek için doğrulmuyorlar. Ve bununla birlikte medeni milletlerin üreticilerini kucaklayan bu büyük sınıf proletarya kendini özgürleştirerek insanlığı da köle gibi çalışmaktan kurtaran ve insan denen hayvandan özgür bir varlık yaratacak bu sınıf tarihsel görevini tanımazlıktan gelerek kendini çalışma dogmasıyla yozlaşmışlığa bırakmıştır ve bunun cezası sert ve korkunç olmuştur. Tüm bireysel ve toplumsal yoksulluklar onun çalışma tutkusundan doğmuştur. Bölüm 2. Çalışmanın Kutsanması 1770'te Londra'da alışveriş ve ticaret üzerine bir deneme başlıklı imzasız bir yazı yayınlandı. Bu deneme o dönemde çok ses getirdi. Büyük bir insansever olan yazar öfkeyle şöyle diyordu. İngiltere'de fabrikada çalışanlar İngiliz olduklarından Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin işçilerinden daha özgür ve daha bağımsız olma ayrıcalığına sahip oldukları gibi saplantılı bir düşünceye sahiplerdi. Kahramanlık duygusunu canlandıran bu düşünce askerler için yararlı olabilirdi ama fabrika işçileri bu düşünceyi ne kadar az benimserse kendileri ve devlet için daha iyi olur. İşçiler asla üstlerinden bağımsız davranmamalıdır. Bizimki gibi ticari belki de nüfusunun 8'de 7'sinin sadece az mülke sahip olduğu ya da hiç olmadığı bir devlette buna benzer merakların teşvik edilmesi son derece tehlikelidir. Sanayide çalışan yoksullarımızın şimdi 4 günde aldıkları ücretin aynısı için 6 gün çalışmaya boyun eğmelerine kadar tedavi tam olmayacaktır. Böylece Gizo'dan yaklaşık 100 yıl önce Londra'da çalışma insanın soylu tutkularına bir kısıtlayıcı olarak açıkça öğütleniyordu. Napolyon 5 Mayıs 1807'de "Halkım daha fazla çalıştığında kötülüğe eğilimi daha az olacaktır." diyordu. Yetkili olan benim pazar ayinin ardından dükkanların açılmasını ve işçilerin çalışmaya gitmesini buyurmaya hazırlanıyorum. Tembelliğin kökünü kazımak ve onun yol açtığı gurur ve bağımsızlık duygularını bastırmak için ticaret üzerine denemenin yazarı yoksulların ideal çalışma evlerine hapsedilmelerini öneriyordu ki bunlar günde 14 saat yemek zamanı çıkartılınca dolu dolu tam 12 saat çalışılacak terör evleri halini alacaklardı. Günde 12 saat çalışma, işte 18. yüzyıl insanseverlerinin ve ahlakçılarının ülküsü. Çağdaş imalathaneler, işçilerin hapsedildiği, sadece erkeklerin değil, kadınların ve çocukların 12 ila 14 saat zorunlu çalışmaya mahkum edildiği ideal ıslah evleri halini aldı. Demek ki terör dönemi kahramanlarının çocukları 1848'den sonra fabrikalarda çalışmayı 12 saatle sınırlayan yasayı bir devrim gibi kabul edecek kadar çalışma dininin alçaklığına kendilerini bıraktı. Onlar çalışma hakkını devrimci bir ilke olarak ilan ediyorlardı. Yazıklar olsun Fransız emekçi sınıfına. Ancak köleler bu kadar alçalacak zinette olur. Kahramanlık çağında bir Yunan'ın bu şekilde küçük düşürülebilmesi için 20 yıllık kapitalist uygarlık gerekirdi. İncil'deki çekirgelerden çok daha kalabalık emekçi sınıfına zoraki çalışmanın acıları ve açlık işkenceleri yüklenmişse bunları davet eden kendisidir. Bu çalışmayı kendileri 1848'de ellerinde silahlarla ilan ediyorlardı. Bunu ailelerine dayatıp karılarını ve çocuklarını sanayinin baronlarına teslim ettiler. Onlar kendi elleriyle aile yuvalarını yıktılar. Kendi elleriyle karılarının sütünü kuruttular. Hamile ve bebeklerini emziren zavallı kadınlar, bellerini büküp, sinirlerini boşaltan madenlere ve fabrikalara gitmek zorunda kaldılar. Çocuklarının hayatını ve sağlıklarını mahvettiler. Yazıklar olsun emekçi sınıfına. Masallarımızda ve eski öykülerimizde anlatılan, sözünü sakınmayan, içten şişenin dibine vurmayı seven şu laf ebesi anneler neredeler? Her zaman koşuşturan, her zaman yemek pişiren, hep şarkı söyleyen neşe saçarken daima yaşam eken, acı çekmeden küçük ve kutsal varlıkları doğuran şu tasasız kadınlar neredeler? Bugün solgun renkli cılız çiçeklere, kanı parıltısız, harap mideli, uzuvları uyuşmuş fabrika kızlarına ve kadınlarına sahibiz. Onlar güçlü arzularını asla bilemediler ve kabuklarından nasıl sıyrıldıklarını esenlikle anlatamadılar. Ve çocuklar, çocuklara 12 saat çalışma, ey sefalet! Ahlaki ve Siyasi Bilimler Akademisi'nin tüm Jules Simon'ları, Cizvitli'nin tüm Germanistleri, çocukları aptallaştırmak, içgüdülerini kör etmek, organizmalarını yok etmek için kapitalist imalathanenin kirli atmosferinden daha yıkıcı bir kötülük icat edemezlerdi. Deniyor ki, çağımız çalışma yüzyılıdır. O, aslında acının, yoksulluğun ve çürümenin yüzyılıdır. Bununla birlikte aşırı derecede karmaşık August Comte'den gülünç derecede sade Lugo Bully'e kadar burjuva filozoflar ve ekonomistler, şarlatanca romantik Victor Hugo'dan safça grotesk Paul de kadar burjuva edebiyatçılar hepsi çalışmanın büyük oğlu ilerleme tanrısı şerefine tiksinti veren şarkılar bestelediler. Onlara bakılırsa yeryüzüne mutluluk egemen olacaktı. Mutluluğun oraya gelişi çoktan hissediliyordu. Onlar geçmiş yüzyıllara gidip şimdiki zamanın tadını kaçıracak şeyler getirmek için feodal sefaleti ve kirliliği eşeliyorlardı. Geçmişte büyük senyörlerin hizmetçileri olan ama bugün Burjuvazi'nin kalem uşaklığını yapan karnı tok sırtı pek bu kişiler bizi bıktırmadılar mı? yerin söz ustası köylü tiplemesiyle bizi yormadılar mı? Eh pekala. İşte onlardan biri. Enstitü üyesi olan Dr. Weiler'ım 1840 kapitalist ilerleme yılındaki emekçi kesiminin göz kamaştırıcı mutluluk tablosunu çizmiş. 1848 yılında Dr. Weiler'ım da Burjuva ahlakının ve ekonomisinin saçmalıklarını yayan şu bilginler topluluğuna diye Kusan, Pasi, akademisyen Blonki oradaydı, bizzat katılmıştı. Doktor Willerum'un sözüne ettiği imalathanelerin alsasıdır. Kastnerların, Dalfus'ların, şu insanseverliğin ve sanayici cumhuriyetçiliğin çiçeklerinin alsası. Ama Doktor Willerum, işçi sınıfının sefaletinin tablosunu çizmeden önce alsalı bir fabrikatörün Dalfus, Mik ve ortaklarından Bay T. H. eski sanayi zanaatkarlarının durumunu anlatıyor. 50 yıl oluyor ki Malhouse'da işçilerin tümü yörenin çocuklarıydı ve hemen hemen hepsi bir eve ve sıklıkla da küçük bir tarlaya sahipti. Bu emekçinin altın çağıydı. Ama o sırada Alsas sanayisi dünyayı pamuklularıyla dolup taşırmamış ve dağ fıslarıyla keçlinlerini milyoner yapmamıştı. Oysa 25 yıl sonra Velarım Alsas'ı ziyaret ettiği zaman kapitalist imalatane ülkeyi fethetmişti. İnsan emeğine duyduğu açlıkla daha iyi eğip bükmek ve içlerine çalışma isteğini daha fazla sokabilmek için insanları evlerinden koparıp almıştı. Makinelerin ıslık sesine binlerce işçi koşmuştu. Velarım şöyle söyler. Çok sayıda kişi 17.000'den 5.000'i, Kiraların pahalılığı nedeniyle komşu köylere taşınmak zorunda kalmıştı. Bazıları çalıştıkları fabrikadan iki buçuk fersah uzakta oturuyordu. Malhausta, Dornaht'a mesai hem yazın hem de kışın sabahın saat beşinde başlayıp akşamın saat beşinde sona eriyordu. Onların her sabah kente gelişlerini ve her akşam gidişlerini görmek gerekir. Aralarında çok sayıda solgun, cılız, Çamurun ortasında yalın ayak yürüyen ve yağmur ya da kar yağdığında şemsiyesi olmadığından yüz ve boyunlarını korumak için önlüklerini veya iç eteklerini başlarına çeken kadınlar vardır. Ve de oldukça fazla sayıda ama kadınlarla aynı derecede pis ve soluk tenli, çalıştıkları sırada üzerlerine düşen makine yağına bulanmış paçavralarla örtülü küçük çocuklar su geçirmez kıyafetleri sayesinde yağmurdan daha iyi korunan bu çocukların kollarında söz konusu kadınlardaki içindeki günlük azığının bulunduğu sepetlerden bile yok, eve dönüş saatine dek kendilerini doyuracak bir parça ekmeği ya ellerinde taşıyor ya da ceketlerinin altında becerebildikleri kadar saklıyorlardı. Böylece bu bahtsızların en az 15 saat süren günün yorgunluğuna Zahmetli gidiş-geliş süresi de eklenmiş oluyor. Sonuçta akşam evlerine uyumak için geliyor ve ertesi gün işbaşı saatinde imalathanede olabilmek için evden yeteri kadar dinlenmeden çıkmış oluyorlar. İşte şimdi de kentlerde oturanların tıkış tıkış yaşadıkları pis, bakımsız konutlar. Malhaus'da, Dornaht'a ve komşu evlerde bu sefil barınaklarda Yere atılmış ve iki kalasın bir arada tuttuğu samanın üzerinde iki ailenin ayrı köşelerde yattığını gördüm. Yukarı Ren bölgesinde pamuk sanayi işçilerinin yaşadıkları bu sefalet öyle derin ki üreticilerin, tüccarların, kumaşçıların, fabrika yöneticilerinin çocuklarının yarısı 21 yaşına ulaşırken dokumacıların ve pamuk ipliği üretiminde çalışanların çocukları onlardan 2 yıl daha az yaşıyorlar atölye çalışmasından söz eden Willerum ekliyor. Oradaki bir çalışma değil bir işkencedir. 6 ila 8 yaş arasındaki çocuklar bununla cezalandırılıyor. Pamuk ipliği üretimindeki işçileri asıl yıpratan her gün yaşadıkları bu işkencedir. Çalışma süresi konusunda Willerum, zindanlardaki kürek mahkumlarının ancak 10 saat, antilerdeki kölelerin ortalama 9 saat çalıştıklarını, Halbuki 89 devrimini yapmış, şatafatlı insan haklarını ilan etmiş Fransa'da iş gününün 16 saat olduğunu ve işçilere yemek yemeleri için verilen bir buçuk saatinde bu süreye dahil olduğu fabrikaların varlığını sürdürdüğünü gözlemliyordu. Ey Burjuvazi'nin devrimci ilkelerinin sefil başarısızlığı, ey onun tanrısı olan ilerlemenin iç karartıcı armağanı, İnsan severler aylaklık ederek zenginleşmek için yoksullara iş veren insanlığın veli nimetlerini alkış tutuyor. Kırsal bir yerleşim yerinin ortasına bir fabrika dikmektense veba illetinin tohumlarını ekmek, kaynakları zehirlemek çok daha iyi olurdu. Fabrika çalışmasını getirin ve neşe, sağlık ve özgürlüğe elveda deyin. Yaşamı güzel ve yaşanmaya değer kılan her şeye elveda ve de ekonomistler devamlı olarak işçilere toplumsal serveti artırmak için çalışın derler. Başka bir ekonomist, Destut de Tracy, onları şöyle yanıtlıyor. Yoksul milletlerde halkın rahatı yerindedir. Zengin milletlerde ise halk genellikle yoksuldur. Devamını getirmek onun meslektaşı Şebule'ye düşüyor. Çalışanlar üretim sermayesinin birikimine yardımcı olarak er ya da geç ücretlerinin bir bölümünden onları yoksun bırakacak olguya katkıda bulunurlar. Ama kendi ulumalarından kulakları sağırlaşmış ve serseme dönmüş ekonomistler karşılık veriyor. Çalışın, her zaman refahınızı sağlamak için çalışın. Ve Hristiyan iyiliği adına Anglikan Kilisesi'nin bir papazı saygıdeğer Townsend ilahi okuyor. Çalışın, gece gündüz çalışın. Çalışarak zavallılığınızı artıracaksınız ve zavallılığınız size yasa gücüyle çalışmayı dayatmaktan bizi muaf tutar. Çalışmayı yasal olarak dayatmak fazlaca zahmet verir, fazlaca şiddet gerektirir ve çok gürültü yapar. Bunun aksine açlık sadece barışçıl, sessiz, aralıksız bir baskı değil ama çalışmanın ve sanayinin en doğal itici gücü gibidir. Hem de en güçlü çabalara yol açar. Çalışın. Çalışın emekçi takımı. Toplumsal serveti ve kendi yoksulluğunuzu arttırmak için çalışın ki daha yoksul hale gelin. Çalışın ki böylece çalışmak ve yoksul olmak için daha fazla nedeniniz olsun. Kapitalist üretimin katı yürekli yasası böyledir. Çünkü emekçiler ekonomistlerin aldatıcı sözlerine kulak vererek kendilerini beden ve ruhla çalışmanın kötü alışkanlığına teslim edip toplumu Toplumsal organizma istersen aşırı üretim bunalımlarının içine atıyor. Böylece mal bolluğu ve alıcı kıtlığı olduğu için imalataneler kapanıyor ve açlık bin kayışlı kamçısıyla işçi topluluklarını dövüyor. Çalışma dogmasıyla aptallaşmış emekçiler, refah diye öne sürülen dönemde içine atıldıkları aşırı çalışmanın bugünkü yoksulluklarının nedeni olduğunu anlayamadılar. Buğday ambarına koşup, ''Açız, yemek istiyoruz.'' Bir bakır mangırımızın bile olmadığı doğru ama buğday hasadını biz yaptık. Üzümü biz topladık diye haykırmalıydılar. Sanayi manastırlarının mucidi Bay Boni'nin Jujuyu'da bulunan mağazalarını kuşatmaya alıp şöyle demeleri gerekirdi. Bay Boni, işte overlock yapan, iplik eğren, dokuyan kadın işçileriniz. Onlar bir Yahudinin gözünü kederle yaşartacak yamalı pamuklu giysileri altında soğuktan titriyorlar yine de tüm Hristiyanlığın hafif meşrep hanımlarının ipekli giysilerini eğirip dokuyan onlardır. Zavallıcıklar günde 13 saat çalıştıklarından süslenmeyi düşünmeye zaman bulamamışlardı. Şimdi işsiz kaldılar ve işledikleri ipeklilerle gösteriş yapabilirler. Onlar süt dişlerini yitirdiklerinden beri sizin servetinize kendilerini adadılar ve hep kana kanaatkar oldular. Şimdi boş vakitleri var ve çalışmalarının meyvesinden biraz yararlanmak istiyorlar. Hadi bakalım Bay Boney, ipeklilerinizden verin. Bay Hermel, nuslinlerinden verir. Bay... Bay Puye pamuklu bezlerinden. Bay Pine de onların küçük üşümüş değerli ayakları için potinlerinden. Tepeden tırnağa giyinip kıpır kıpır olduklarında onları seyretmekten keyif alacaksınız. Hadi bakalım mırın kırın etmek yok. Siz insanlığın dostusunuz, üstelik de Hristiyansınız değil mi? Canla başla çalışarak oluşturdukları servetinizi kadın işçilerinizin emrine verin. Ticaretin dostu musunuz? Malların dolaşımını kolaylaştırın. İşte tüketicileriniz. Onlara sınırsız krediler açın. Ne Adem ne de Havva'dan beri tanıdığınız size hiçbir şey, bir bardak su dahi vermemiş yabancı tüccarlara kredi vermek zorunda kalmıyor musunuz? Kadın işçileriniz ellerinden geldiğince borçlarını ödeyeceklerdir. Eğer vadenin dolduğu günde sıvışırlar da senetleri protesto edilirse onları iflas etmiş sayarsınız. Eğer el konulacak hiçbir şeyleri yoksa dualarıyla ödemelerini ısrarla istersiniz. Onlar sizi solukları tütün kokan kara cübbeli papazlarınızdan daha kolay cennete göndereceklerdir. İşçiler, ürünlerin genel dağıtımı ve evrensel bir keyif için kriz anlarından yararlanacakları yerde açlıktan ölürken kafalarını imalathanenin kapılarına vurmaya gidiyorlar. Onlar solgun benizli yüzleri, sıskalaşmış bedenleri, acıklı söylemleriyle fabrika sahiplerinin üzerine atılıyorlar. İyi kalpli Bay Şago, tatlı dilli Bay Schneider, iş verin bize. Bize açlık değil, Çalışma tutkusu acı çektiriyor. Ve ayakta zorlukla duran bu zavallılar 12 ila 14 saat çalışmayı sofralarında ekmek olduğu zamandan iki kat daha ucuza satıyor. Ve sanayinin insan severleri en uygun fiyata üretim yapmak için işsizlikten yararlanıyor. Gecenin gündüzün peşinden gelmesi gibi sanayi krizleri de kaçınılmaz olarak aşırı çalışma süreçlerinin peşinden geliyorsa zoraki işsizliği ve çıkışı olmayan sefaleti sürüklüyorsa acımasız iflası da yanında getirir. Fabrika sahibi kredisi bulunduğu sürece çalışma azgınlığının dizginini salıverir. İşçilere ham madde sağlamak için hiç durmadan borçlanır da borçlanır. Pazar tıkandığı ve malları satılmadığı takdirde senetlerinin vadesinin dolacağını düşünmeden üretim yaptırır. Sıkışınca da Yahudi'ye yalvarmaya gider. Ayaklarına kapınıp, ona kanını, canını ve şerefini sunar. Bir parçacık altın daha çok işime yarar diye yanıt verir Rothschild. Deponuzda 20 bin çift çorabınız var. Her biri 20 kuruş eder. Ben onları 4 kuruştan alırım. Çoraplar eline geçtiğinde Yahudi onları 6 ila 8 kuruşa satar ve kimseye borçlanmadan 100 kuruşluk paraları cebine koyar. Ama Fabrika sahibi daha iyi sıçrayabilmek için geriye çekilmiştir. Sonunda bozgun gelip çatar ve depolar ağzına kadar dolar. O zaman kapıdan nasıl girmiş olduğu bilinmeyen bunca mal pencereden atılır. Yok edilen malların değeri yüzlerce milyondur. Son yüzyılda bu mallar yakılıyor ya da suya atılıyordu. Ama bu sonuca varmadan önce fabrika sahipleri üst üste yılan mallarına pazar bulmak için dünyanın her yerini gezerler. Hükümetlerini Kongo'yu almaya, Tonkin'e ele geçirmeye, top atışlarıyla Çin seddini yıkmaya zorlarlar. Son yüzyıllarda Amerika'ya ve Hint ülkelerine kimin satış yapma ayrıcalığına sahip olacağını saptamak için Fransa ile İngiltere arasında olan ölümüne bir düelloydu bu. 11, 16 ve 18. yüzyıllarda binlerce genç ve güçlü erkek kanlarıyla denizleri kızıla boyadı. Sermayeler mallar gibi çoğalır. Yatırımcılar artık onların nereye yatıracaklarını bilemezler. O zaman sigara tüttürerek tembel tembel güneşlenen mutlu milletlere demir yolları döşemeye, fabrikalar dikmeye ve çalışmanın lanetini tesis etmeye giderler. Ve Fransız sermayelerinin bu ihracatı Sabahların birinde diplomatik karışıklıklarla son bulur. Mısır'da Fransa, İngiltere ve Almanya önce hangi tefeciye ödeme yapılacağına karar vermek için saç saça kapışma noktasındaydılar. Fransız askerlerinin borç tahsili için icra memuru görevi yapmaya gönderildiği Meksika savaşlarıyla sona erecekti. Bu bireysel ve toplumsal yoksulluklar büyük ve çok sayıda olsalar da sonsuza kadar gibi görünseler de emek sınıfı bunu istiyorum dediği zaman sırtlanların ve çakalların bir aslanın yanına yaklaştıklarında olduğu gibi yok olacaklardır. Ama emekçi sınıfı gücünün bilincine varabilmek için Hristiyan ahlakının, ekonomik, liberal düşüncenin ön yargılarını ayakları altına almalıdır. Onun doğal içgüdülerine dönmesi, tembellik haklarını Burjuva devriminin metafizikçi savunucularının hazırladığı veremli insan haklarından binlerce defa daha soylu ve daha kutsal ilan etmesi, günün ancak üç saatini çalışmaya, gündüzle gecenin geri kalanını aylaklık etmeye ve bolca yiyip içmeye ayırması gerekiyor. Buraya kadar işim kolay oldu. Ne yazık ki hepimizin iyi bildiği gerçek kötülükleri betimlemek zorunda bulunuyordum. Ama emekçi sınıfını kendisine aşılanan vaadin kötülük barındırdığına ve onu yozlaştırdığına, yüzyılın başlangıcından itibaren kendini verdiği ölçüsüz çalışmanın insanlığı şimdiye kadar vuran en korkunç felaket olduğuna, çalışmanın akıllıca düzenlenirse ve günde en fazla 3 saatte sınırlanırsa ancak insan bedenine yararlı bir egzersiz, toplumsal düzene yararlı bir tutku, tembellik keyfinin tadı tuzu haline geleceğine inandırmak gücünü aşan, çetin bir iştir. Sadece komünist, fizyologlar, sağlıkçılar, ekonomistler bu işe girişebilirler. Sonraki sayfalarda çağdaş üretim araçları ve bunların sınırsız üretim güçlerini göz önünde bulundurarak işçilerin abartılı çalışma tutkularının bastırılmasının ve onları ürettikleri malları tüketmeye mecbur etmenin gerektiğini kanıtlamakla yetineceğim. Bölüm 3. Aşırı üretimin ardından gelen Cicero'nun zamanında yaşamış bir Yunan ozanı Antipatros, su değirmeninin icadını övüyor, sözü köle kadınları özgürlüklerine kavuşturmaya ve altın çağı geri getirmeye getiriyordu. Ey değirmenci kadınlar, değirmen taşını döndüren kola dokunmayın ve rahatça uyuyun. Horozun güneşin doğuşunu haber vermesine aldanmayın. Dao, kölelerin işini su yükledi. İşte onlar çarkın üzerinde neşeyle sekiyor ve işte sarsılan dingil Devingen ağır taşı gıcırtılarıyla yuvarlıyor. Babalarımız gibi yaşayalım ve Tanrıçan'ın bize bağışladığı nimetlerin tadını aylak aylak çıkaralım. Ne yazık. Pagan Ozan'ın müjdesine verdiği o boş zamanlar gelmedi. Çalışmanın kör, yozlaşmış ve katil tutkusu, özgürleştirici makineyi özgür insanları köleleştiren bir araç haline getiriyor. Makinenin üretkenliği insanları yoksullaştırıyor. İyi bir işçi kadın, hile, dakikada ancak 5 ilmik atarken bazı dönerli dokuma tezgahları aynı sürede 30 bin ilmik atıyorlar. Çalıştıkları her dakika kadın işçiye 10 gün dinlenme veriyor. Dokuma sanayisi için doğru olan çağdaş makinelerle yenilenmiş tüm sanayiler için az çok doğrudur. Ama ne görüyoruz? Makine kusursuzlaştığı, insanın çalışmasını sürekli artan bir hız ve hassasiyetle kestiği ölçüde İşçinin dinlenmesini bir o kadar uzatmak yerine sanki makineyle rekabet etmek istiyormuş gibi işçinin çalışmasını artırıyor. Ah! Saçma ve ölümcül yarışma! İnsanla makine arasındaki yarışmanın serbest bırakılması için emekçi sınıfı eski loncaların çalışmasını sınırlayan bilgece yasaları yok sayıp tatil günlerini ortadan kaldırdılar. 7 günün sadece 5 gününü çalışarak geçiren o zamanın üreticilerinin yalancı ekonomistlerin anlattıkları şekilde sadece hava ve taze suyla yaşadıklarına inandıklarından mı? Hadi canım. Onların dünyanın zevklerini tatmaya, aşk yapıp gönül eğlendirmeye, keyif verici aylaklık tanrısının şerefine neşeyle bolca yiyip içmeye ayıracak boş zamanları bulunuyordu. Protestanlık içine kafeslenmiş somurtkan İngiltere'nin ismi o dönemde Mary England, Neşeli İngiltere olarak geçiyordu. Rabelais, Quevedo, Cervantes ve pikaresk romanların bilinmeyen yazarları o sırada iki savaş ve yakıp yıkma arasında şölen yapılan, her şeyin bol kepçeyle gittiği pek büyük ziyafetlerin betimlemeleriyle ağzımızı sulandırıyorlar. Jordins ve Flamanokulu ressamları neşeli tuallerinde onları resmetmişlerdir. Gargantuaya özgü yüce mideler ne hale geldiniz? Tüm insan düşüncesini kuşatan yüce beyinler ne hale geldiniz? Biz iyice küçüldük ve iyice yozlaştık. Zoraki çalışmaya ek olarak kuduz inek eti, patates, yün boyasıyla renklendirilmiş şarap Prusya şınavı bedenlerimizi dermansız bırakıp zihinlerimizi daralttı ve insanın midesini ufalttığı vakit makinenin üretkenliğini mi çoğalttı? Ekonomistlerin bize Malthus teorisini dini perhizi ve çalışmanın dogmasını öğütlemesidir bu değil mi? Bunların dillerini kökünden söküp köpeklere atmak gerekirdi. Çünkü işçi sınıfı basit görüşlü iyi niyetiyle beyninin yıkanmasına izin verdi. Çünkü doğuştan coşkunluğuyla çalışmanın ve yoksunluğun içine körü körüne atıldı. Kapitalist sınıfsa kendini tembelliğe ve zoraki zevk alışlara, verimsizliğe ve aşırı tüketime mahkum edilmiş buldu. Oysa aşırı çalışma işçinin canını çıkarsa da burjuvazi de acı bakımdan ondan geri kalmaz. Üretici sınıfın kendini mahkum ettiği aza kanaat etme, burjuvaları bu sınıfın fabrikada düzensiz bir şekilde ürettiği ürünlerin aşırı tüketimine kendilerini adamaya zorlar. Bir ya da iki yüzyıl oluyor ki Burjuva düzenli, akla uygun törelere sahip, barışçıl bir insandı. Eşiyle yetinir, ancak susadığında içer, acıktığında yemek yerdi. O, sefahat yaşamının soylulara özgü erdemlerini saray dal kavuklarına ve kibar fahişelere bırakırdı. Bugün kendini fahişeliği geliştirmekle hükümlü sanmayan ve civa madeni işçilerine dayatılan iş gücünü meşrulaştırmak için Bedenini cıvaya bulamayan bir tane bile sonradan görme çocuk yoktur. Fleche'in yetiştiricilerini ve bordolu üreticileri yüreklendirmek için içi doldurulmuş tavukları ve en kaliteli şarapları zıkımlanmayan tek bir burjuvada yoktur. Bu meslekte bedenler çabucak harap olur. Saçlar dökülür, dişler sökülür, vücut yapısı bozulur, karın şişer, solunum güçleşir, hareketler ağırlaşır eklemler kireçlenir, parmak kemikleri düğümlenir. Sefahat'in yorgunluklarını kaldıramayacak kadar cılız olup, prudonizmin kamburunu taşıyan başkaları da siyasal ekonominin garniyeleri ve hukuk felsefesinin akollasları gibi dizgicilerin ve yayıncıların boş zamanlarını işgal etmek için kocaman sıkıcı kitaplarla saçmalayarak beyinlerini duyarsızlaştırırlar sosyete kadınları bir işkence hayatı yaşıyorlar. Onlar kadın terzilerinin canları çıkarak meydana getirdikleri perilere özgü tuvaletleri denemek ve değerlendirmek için bir giysiden bir diğerine, akşamdan sabaha kadar mikik dokuyor, yapay saç topuzları yaptırma tutkularını ne pahasına olursa olsun karşılamaya çalışan kuaförlere saatler boyunca boş kafalarını teslim ediyorlar. Korselerinin içinde sıkışmış, ayakları ayakkabılarının içinde büzüşmüş, bir madencinin yüzünü kızartacak kadar açık elbiseli bu kadınlar, yoksul insanlar için birkaç metelik toplamak amacıyla yardım balolarında bütün gece fır dönüyorlar. Ne aziz ruhlar! Burjuva, üretmeyen fakat aşırı tüketen ikili toplumsal işlevini yerine getirmek için sadece ölçülü zevkleri çiğnemek, 200 yıllık yorucu alışkanlıkları yitirmek ve aşırı lükse şişkin hazımsızlıklara ve frengili sefaatlere teslim olmak değil, aynı zamanda kendine yardımcılar sağlamak için üretim çalışmalarından devasa bir insan kitlesini çıkarmak zorunda kaldı. İşte üretken güçlerin bu kaybının ne kadar muazzam olduğunu kanıtlayan bazı rakamlar. 1861 nüfus sayımına göre İngiltere'nin ve Galler ülkesinin nüfusu 26 milyon 66 bin 244 kişidir. Bunun 9 milyon 776 bin 259'u erkek ve 10 bin 289 bin 965 ise kadındır. Bundan çalışamayacak kadar yaşlı ve genç olanlar, çalışmayan kadınlar, üretime katılmayan ergen ve çocuklar, yöneticiler, polis, din adamı, yargıç, ordu mensubu, fahişelik, sanat, Bilim ve benzeri gibi ideolojik mesleklere sahip olanlar başkalarının emeğini özellikle toprak geliri, karlar, bölüşüm şeklinde yutmak uğraşıyla meşgul olanlar çıkartılırsa üretim, ticaret ve finans gibi alanlarda çalışan sermaye sahipleri de dahil kabaca iki cinsiyetten ve her yaştan 8 milyon birey kalıyor. Bu 8 milyon şöyle hesaplanıyor. Tarım işçileri Buna çobanlar, çiftçinin yanında kalan erkek ve kadın çiftlik yanaşmaları da dahil 1.098.261 Pamuk, yün, kenevir, keten, ipek, dokuma fabrikası işçileri 647.607 Kömür ve maden ocağı işçileri 565.815 Metoloji işçileri yüksek fırınlar, hadde tezgahları ve benzeri 396.998. Hizmetçi sınıfı 1.208.648. Dokuma fabrikası çalışanlarıyla kömür ve maden ocağı çalışanlarını toplarsak 1.208.442 sayısını elde ederiz. Dokumacılarla metalürji fabrikası işçilerini toplarsak 1.039.605 kişilik toplamaz sahip oluruz. Bu da her seferinde çağdaş köle hizmetkarlarınkinden daha küçük bir sayıdır. İşte makinelerin kapitalist sömürüsünün sonuçları. Büyüklüğü kapitalist uygarlığın ulaştığı dereceyi gösteren tüm bu hizmetçi sınıfına şunları da dahil etmek gerekir. Özellikle zengin sınıfların pahalı ve değersiz zevklerinin doyurulmasına adanmış çok sayıda bahtsızlar sınıfını, elmas yontucuları, dantelci, nakışçı kadınları, lüks ciltlemecileri, lüks kadın terzileri, eğlence mekanlarının süslemecilerini ve benzeri. Mutlak tembellik içine çökmüş ve zoraki zevk aleminin ahlakını bozduğu burjuvazi, bundan rahatsızlık duymasına rağmen yeni yaşam tarzına uyum sağladı. Tüm değişimle dehşet içinde yüzleşti. İşçi sınıfının katlanarak kabul ettiği sefil varoluş koşullarının ve sapkın tutkunun yol açtığı bünyesel alçalmanın görünüşü, her türlü çalışma baskısına ve zevk kısıtlamasına duyduğu tiksintiyi daha da artırıyordu. Tam da bu sırada emekçiler, Burjuvazi'nin bir toplum görevi olarak kendine dayatmış olduğu ahlak bozulmasını hesaba katmaksızın, kapitalistlere çalışmayı empoze etmeye kararl kararlılardı saf olanları ekonomistlerin ve ahlakçıların çalışma üzerine kuramlarını ciddiye alıp bunların uygulamasını kapitalistlere benimsetmek için gayrete geldiler. Emekçi sınıfı şu sözü havada dalgalandırdı. Çalışmayan yiyemez. 1831'de Lyon'da ya kurşun ya da iş diye ayaklandı. 1871 Mart'ında federasyoncular başkaldırılarına çalışma devrimi adını verdiler. Kapitalistler her türlü zevkin ve tüm burjuva tembelliğinin yıkıcısı olan barbarca öfke boşalmasına ancak acımasız bir baskıyla yanıt verebilirlerdi. Ama biliyorlardı ki bu devrimci patlamaları bastırabilseler de emekçi sınıfının aylak ve tok karını sınıfa çalışmayı dayatma şeklindeki saçma düşüncesini kendi devasa kıyımlarındaki kanda boğamazlardı. Bu felaketten kurtulmak için üretime katmadan besledikleri yargıçları, polisleri, yüksek memurları, askerleri etraflarına topladılar. Çağdaş orduların niteliği konusunda artık yanılgıya düşemeyiz. Onlar sadece iç düşmanı bastırmak için sürekli hazır tutulmaktadırlar. Paris ve Lyon kaleleri de kenti yabancıya karşı kurmak için değil, gerektiğinde başkaldırıyı ezmek için inşa edilmiştir. Eğer karşı çıkamayacağınız bir örnek vermemi isterseniz, kapitalizmin cenneti Belçika'nın ordusundan bahsedebiliriz tarafsızlığı Avrupalı güçlerce garanti edilmiştir. Bununla birlikte ordusu ülke nüfusuna oranla en güçlülerden bir tanesidir. Yiğit Belçika ordusunun en şanlı savaş alanları Bariniç ve Çaleriog ovalarıdır. Belçikalı subaylar kılıçlarını oralarda silahsız madencilerin ve işçilerin kanlarına daldırarak apoletler toplarlar. Avrupa milletleri milli ordulara değil paralı askerlere sahiptir. Bunlar kapitalistleri günde 10 saat maden ocağına ve dokumacılığa mahkum etmek isteyen halkın gazabına karşı korur. Demek ki işçi sınıfı kendi kemerini sıkarak aşırı tüketime mahkum edilmiş Burjuvazi'nin midesini ölçüsüzce genişletti. Burjuva sınıfı zahmetli işini hafifletmek için yararlı üretime ayrılanlardan çok daha fazla sayıda bir insan kitlesini işçi sınıfından uzaklaştırıp verimsizliğe ve aşırı tüketime mahkum etti. Fakat bu işe yaramayan boğazlar sürüsü aç rağmen çalışma dogmasıyla sersemlemiş işçilerin tüketmek istemeden ve hatta onları tüketecek kişilerin bulunup bulunmayacağını düşünmeden deli gibi ürettiği tüm malları tüketemiyor. Çalışanların bu aşırı çalışarak canlarını çıkarma ya da yokluk içinde sürünme şeklindeki çifte çılgınlığının karşısında kapitalist üretimin büyük sorunu artık üreticiler bulmak, ve onların güçlerini katlamak değil, tüketiciler keşfetmek, onların iştahlarını harekete geçirmek ve onlar için yapay gereksinimler yaratmaktır. Soğuktan ve açlıktan titreyen Avrupalı işçiler, dokudukları kumaşları giymeyi, ürettikleri şarapları içmeyi reddettiklerine göre, zavallı fabrikatörler oraya buraya deli gibi koşturup bu ürünleri giyecek ve içecek kişileri bulmak zorundadır. Yüzlerce milyon ve milyarlık bu mallar Avrupa'nın yıllardır dünyanın dört bucağına ve bunlarla ne yapacağını bilmeyen ilkel toplumlara ihraç ediliyor. Ama keşfedilmiş kıtalar artık yeterince geniş değil, bakir ülkeler gerekiyor. Avrupalı fabrikatörler gece gündüz Afrika'nın, Sahra Havzası'nın, Sudan Demiryolu'nun düşünü kuruyor ve kaygı içinde Livingstone'ların, Stanley'lerin, Duccelli'lerin, Döbükazaların ilerlemelerini izleyip ağızları bir karış açık bu cesur gezginlerin olağanüstü öykülerini dinliyorlar. Karakıta ne bilinmedik harikalar içeriyor. Fil dişi ekili tarlalar, Hindistan cevizi yağı akan nehirlerden altın işleme pullar akıyor. Kara kıçlı milyonlar, Dufore'nin ya da Jigadi'nin yüzü gibi çırılçıplakken edebe uygunluğu öğrenmek için pamukluları uygarlığın erdemlerini tanımak için de şınaps şişelerini ve kutsal kitapları bekliyor. Ama bunların hiçbiri etkili değil. Burjuvalar tıka basa yiyor. Hizmetçi sınıfı üretici sınıfı geçiyor. Yabancı milletler ve barbarlar boğazlarına kadar Avrupa mallarıyla dolduruluyor. Hiç, hiçbir şey Mısır piramitlerinden daha yüksek ve daha kocaman ürün dağlarını satmayı başaramıyor. Avrupalı işçilerin üretkenliği tüm tüketime, tüm israfa meydan okuyor. Deliye dönmüş fabrikatörler artık neye başvuracaklarını bilmeksizin, işçilerinin düzensiz, sapkın çalışma tutkusunu tatmin etmek üzere ham madde bulamaz oluyorlar. Yün üretilen bölgelerde kirlenmiş ve yarı çürümüş paçavralar didikleniyor. Bunlardan Rönesans denen dayanma süreleri seçim vaatleri kadar olan yünlü kumaşlar yapılıyor. Lyon'da ipek elyafına sadeliğini ve doğal esnekliğini korumak yerine ağırlığını artıran, onu dayanıksız ve daha az kullanışlı kılan madeni tuzlar ekleniyor. Tüm ürünlerimiz sürümleri kolay fakat dayanma süreleri az olsun diye üstün körü üretildi. İnsanlığın ilk çağları üretimlerinin niteliği dolayısıyla nasıl taş devri tunç çağı olarak adlandırıldıysa çağımıza da sahtecilik devri adı verilecektir. Cahiller bizim dini bütün sanayicilerimizi hilecilikle suçluyor. Halbuki aslında onları harekete geçiren düşünce kollarını kavuşturup oturmaya razı olmayan işçilere iş sağlamaktır. Tek dürtüsü insani bir duygu olan ama bunu yapan fabrikatörlere muazzam kazançlar getiren bu sahtekarlıklar malların kalitesi bakımından korkunç olup insan emeğinin israf edilmesine dipsiz bir kaynak sunsa da Burjuvaların insansever becerikliliğini ve işçilerin korkunç ozlaşmışlıklarını kanıtlıyor. İşçiler ki kötü alışkanlıkları olan çalışma dürtülerini karşılamak için sanayicileri vicdanlarından gelen çığlıklarını susturmaya ve ticari dürüstlük yasalarını çiğnemeye zorluyor. Ve o sırada malların aşırı üretimine ve sanayi sahteciliğine karşın işçiler iş, iş diye yakararak piyasayı tıka basa dolduruyorlar sayıca üstün olmaları tutkularını frenlemeye zorlayacağı yerde en son kerteye taşıyor. Bir iş fırsatı ortaya çıkıversin, bütün işçiler üzerine çulanıyorlar. Gözlerini doyurmak için 12-14 saat çalışmak istiyorlar. Ertesi günde kötü alışkanlıklarını besleyecek hiçbir şey kalmadığından yeniden sokağa atılıyorlar. Her yıl her sanayi dalında mevsimlerin değişmezliğiyle birlikte işsizlik de ortaya tekrar çıkıyor. Beden için ölümcül olan aşırı çalışmayı 2 ila 4 aylık mutlak dinlenme izliyor ve artık ne iş var ne de günlük bağış. Madem ki aşırı çalışma kötü bir alışkanlık olarak işçilerin yüreğine şeytani biçimde çakılı, madem ki onların gereksinimleri doğanın tüm diğer içgüdülerini bastırıyor, madem ki toplumun elde ettiği çalışma miktarını tüketim ve ham madde bolluğu zorunlu biçimde sınırlandırdı, bir yılın işini 6 ay içinde zalimce yutmak neden 6 ay boyunca 12 saat hazımsızlık çekmek yerine neden yıl boyunca çalışma 12 ay üzerinden aynı biçimde dağıtılmamalı ve her işçi günde 6 ya da 5 saatle yetinmeye zorlanmamalı günlük çalışma paylarından emin olan işçiler artık kıskançlıktan vazgeçecek ellerden işi ağızlardan ekmeği kapmak için savaşmayacaklardır o zaman onlar bedenen ve zihnen tükenmiş olmayacaklarından tembelliğin erdemlerini uygulamaya başlayacaklardır. Kötü alışkanlıklarıyla sersemlemiş işçiler, herkes iş sahibi olsun diye tehlikede olan ve su sıkıntısı çeken bir gemideki gibi çalışmanın da paylaştırılması gerektiği idrakine varamadılar. Sanayiciler yine de kapitalist sömürü adına uzun zamandan beri günlük çalışmaya yasal bir sınırlama getirmek istediler. 1860 yılında yapılan mesleki eğitim komisyonunda Alsas'ın en büyük imalatçılarından biri Gebelweiler'dan Bay Burkhardt şöyle söylemişti: "Günde 12 saat çalışma aşırıdır. 11 saate çekilmeli. Cumartesi günleri ise saat 2'de paydos edilmelidir. İlk bakışta masraflı gibi görünse de bu ölçütün benimsenmesini önerebilirim." Sanayi kuruluşlarımızda bunu 4 yıldır denedik ve başarılı sonuçlar aldık. Ortalama üretim düşmekten ziyade artışa geçti. Bay F. Pasi, makineler hakkındaki incelemesinde Belçikalı büyük sanayici Bay M. O. aşağıdaki mektubuna aktarmıştır. Makinelerimiz her ne kadar İngiliz iplik fabrikalarındakilerin aynısı olsa da üretmeleri gerektiği ve İngiltere'de günde 2 saat daha az çalışan makineler kadar üretmiyor. Biz tam 2 saat fazladan çalışıyoruz. İnanıyorum ki 13 yerine sadece 11 saat çalışılsaydı aynı üretimi yapacaktır ve dolayısıyla da daha tutumlu biçimde üretecektik. Diğer yandan Bay Lugo Bulu Belçikalı büyük bir imalatçıyı gözlemlediğim kadarıyla bayram gününe rastlayan haftalarda sıradan haftalardakinden daha düşük bir üretim gerçekleşmiyor diye açıklıyor. Ahlakçılar tarafından aldatılarak tuzağa düşürülmüş saf halkın asla göz alamadığı şeye aristokrat bir yönetim cesaret etti. Fabrikalarda çalışma süresini bir saat azaltmanın İngiliz sanayisi için bir yıkım olacağını karga gibi gaklayan ekonomistlerin manevi ve sanayiye özgü yüce düşüncelerini küçümseyen İngiltere hükümeti sıkı sıkıya gözetilen bir yasayla günde 10 saatten fazla çalışmayı yasakladı. Ve İngiltere önceden olduğu gibi sonrasında da dünyanın birinci ulusu olarak kaldı. Büyük İngiliz deneyimi işte ortadadır. Bazı zeki kapitalist kapitalistlerin deneyimi de öyle. Bu deneyim yatsınamaz biçimde insan üretkenliğine güç kazandırmak için çalışma saatlerini aza indirmek, ücretli tatil ve bayram tatili günlerini çoğaltmak gerektiğini kanıtlamıştır. Ama Fransız halkı ikna olmadı. Oysa 2 saatlik cüzi indirim 10 yılda İngiliz üretimini yaklaşık 3'te 1 oranında artırdıysa günlük yasal çalışma süresinin 3 saate indirilmesi Fransız üretimine kim bilir nasıl da baş döndürücü bir ilerleme sağlar. İşçiler aşırı çalışarak kendilerini ve evlatlarının güçlerini tükettiklerini, yıpranmış bir halde vakitlerinden önce çalışamaz duruma geleceklerini, kendilerini tek bir hatalı kötü alışkanlığa kaptırarak sersemlemiş, artık insan değil, insanın kırık bir parçası olduklarını, sadece öfkeli çalışma çılgınlığını ayakta ve bolluk içinde bırakmak için benliklerindeki tüm güzel nitelikleri öldürdüklerini anlayamayacaklar mı? Of! Onlar Arkadiye'nin papağanları gibi ekonomistlerin dediklerini tekrar edip duruyorlar. Çalışalım, milli serveti artırmak için çalışalım. Ey ahmaklar, çok fazla çalıştığınızdan dolayıdır ki sanayi aletleri hızlı gelişmiyor. Anırmayı kesin de bir ekonomiste kulak verin. Bize kâ küpü olmasa da sadece birkaç ay önce kaybetme mutluluğuna vardığımız Bay R. Raybo'dur bu. Çalışma yöntemlerindeki devrim genellikle el emeği koşulları üzerinden düzenlenir. El emeği, hizmetini düşük fiyata sundukça şımartılır. Hizmetleri daha masraflı bir hal aldığı zaman ondan kurtulmaya çalışılır. Kapitalistleri tahta ve demirden makinelerini kursursuzlaştırmaya zorlamak için ücretleri yükseltmek ve etten kemikten makinelerin yani işçilerin çalışma saatlerini azaltmak gerekiyor destekleyici kanıtlar mı lazım? Bunların yüzlercesi verilebilir. İplikçilikte dokuma tezgahı menşıdırda icat edildi ve kullanıldı. Çünkü iplik işçileri önceki kadar uzun çalışmayı reddediyorlardı. Amerika'da makineler tereyağı üretiminden tutun da buğdayın çapalanmasına dek tarımsal üretimin her alanını istila etti. Neden mi? Çünkü özgür ve tembel Amerikalı, Fransız köylüsünün sığır yaşamındansa bin kez ölümü yeğler. Şanlı Fransa'mızda pek zahmetli bel ağrısı denince akla ilk gelen şey olan çiftçilik, Batı Amerika'da yan gelip rahat rahat pipo tüttürerek geçirilen hoş bir zaman olarak kabul edilir. Bölüm 4 Yeni Döneme Yeni Şarkı Eğer çalışma saatlerini azaltarak toplumsal üretime yeni makine güçleri kazandırılıyorsa işçiler bırakılınca kendi ürünlerini tüketmeye mecbur çok büyük bir işgücü ordusu elde edilecektir. O zaman üzerinden evrensel tüketici kaygısı kalkan burjuvazi kendisine tüketmekte ve israf etmekte yardım etmeleri için yararlı çalışmadan çektiği asker, devlet memuru, berber, pezevenk ve benzeri kişilerden oluşan kalabalığı izinli saymaya can atacaktır. İş piyasası dolup taştığı sırada çalışmaya yasak koymak için demir yumruk gibi katı bir yasa gerekecektir. Tahta kurularından daha kalabalık öndeki bu üretmeyenler sürüsü için iş bulmak imkansız olacak. Ve onlardan sonra da tüm yararsız ve masraflı gereksinimleri ve zevklerini gözetenleri düşünmek gerekecektir. Artık rütbe şeridi takılacak uşak ve general dantel giydirilecek özgür ve evli fahişe delik açacak top namlusu, inşa edilecek saray kalmadığı zaman süs, dantel, demir ve inşaat alanında çalışan kadın ve erkek işçileri sağlıklarına yeniden kavuşturmak ve ırklarını kusursuzlaştırmak için sert yasalarla kürek sporu, bale yapmaya veya dans etmeye mecbur bırakmak gerekecek. Üretildiği yerde tüketilen Avrupa ürünleri baştan atılmadıkça denizciler, takım çalışanları ve kamyoncular boş boş oturmayı öğrenecekler. Mutlu Polinezyalılar bu sırada çağdaş Venüs'ün tekmelerinden ve Avrupalı ahlakın vaizlerinden korkmaksızın kendilerini özgür aşka adayabileceklerdir. Dahası da var. Günümüz toplumunun tüm değersizlerine iş bulmak, sanayi aletlerinin sınırsız biçimde yetkinleşmesine fırsat tanımak için burjuvazi gibi işçi sınıfı da kanaatkar beğenilerini zorlamaya ve tüketici yeteneklerini durmadan geliştirmeye mecbur olacaktır. O da eğer bulabilirse günde 30 ya da 60 gramlık sert mi sert bir et parçası yiyeceğine yarım ya da bir kiloluk leziz mi leziz bifteklerden yiyecektir. Papadan daha fazla katolik olarak kötü şaraptan gıdım gıdım içeceğine, sanayinin vaftiz etmesine gerek kalmadan, bordo. Burgonya şaraplarından kocaman, ağzına kadar dolu bardaklardan içecek, suyu da hayvanlara bırakacaktır. Proletarya, kapitalistleri 10 saat demirhanede ve rafineride çalıştırmayı kafaya taktı. İşte büyük yanlış burada. Bu, toplumsal karşıtlıkların ve iç savaşların nedenidir. Çalışmayı dayatmak değil, yasaklamak gerek. Rothschild'lerin, Seyler'in, yaşamları boyunca beş para etmez olduklarını kanıtlamalarına izin verilecek ve beş para etmez olarak yaşamlarını sürdürmek istediklerine yemin ederlerse vesikaya bağlanıp genel çalışma talimatına rağmen ufak tefek zevkleri için ilgili belediyelerden günde 20 frank alacaklar. Toplumsal uyuşmazlıklar kaybolacak. Rantiyeler, kapitalistler, tüm baştakiler kendilerine kötülük yapılmasını bırakın Doğduklarından beri bunaldıkları aşırı tüketim ve israftan kurtulmalarının istendiğine bir kez ikna olunca halkın tarafına geçeceklerdir. Beş para etmezliklerini kanıtlamaktan yoksun burjuvalara gelince iç peşinden gitmelerine izin verilecek. Onların yetiş yerleştirecek yeterli derecede iç bulandırıcı iş mevcut. Dufore umumi tuvaletleri temizleyecek galip ve uyuz domuzları ve karnı şiş beygirleri bıçakla öldürecek. Posiye gönderilen af komisyonu üyeleri mezbahalık öküzleri ve koyunları damgalayacak. Görkemli cenaze törenlerinin takipçisi senatörler ölü gömücülük oynayacaklar. Ötekiler için de zeka seviyelerine uygun uğraşlar bulunacaktır. Lord Gerald Brogli şampanya şişelerini mantarlayacak ama sarhoş olmasınlar diye onlara ağızlık takılacak. Ferry, Frysine, Trart, bakanlıklar ve öteki kamu kuruluşlarındaki tahta kurularını ve zararlı haşeratları yok edecekler. Yine de alışkanlıkları yüzünden kamu parasını burjuvaların ulaşamayacağı bir yere koymak gerekecektir. Ama insan doğasını bozan ahlakçılardan, riyakarlardan softalardan ve herkesi aldatmak için kılık değiştiren başka mezhepten olan kişilerden merhametsiz ve uzun sürecek bir öc alınacaktır. Zira onlar halka sadece derin düşünme ve ibadetle meşgul olduklarını, insanların küçük kırılganlıklarını desteklemek ve beslemek üzere oruç tuttuklarını ve cinsel perhizde olduklarını söylüyorlar. Ama aksine halt ediyorlar. Tanrı bilir. Kükürtlü pudraları olmasa bunu kocaman süslü harflerle yazılmış kızarık suratlarından ve şişkin göbeklerinden okuyabilirsiniz. Büyük halk şenliklerinde Burjuvazi'nin 15 Ağustos ve 14 Temmuz günlerindeki gibi toz yutmak yerine komünistler ve kolektivistler şişeleri devirecek, domuz butlarını peşi peşine mideye indirecek, maşrapaları kafaya dikecekler. Manevi ve siyasi bilimler akademisi üyeleri, ekonomist Katolik, Protestan, Yahudi, Pozitivist ve Özgür Düşünceli Kilisenin uzun ve kısa cübbeli papazları, Maltusçuluğun ve Hristiyan ahlakının özgeci, bağımsız ya da bağımlı, sarı giysiler giyinmiş propagandacıları, parmaklarını yakan şamdanları tutacak. Galyalı kadınların ve etlerle, meyvelerle, çiçeklerle yüklü masaların yanında açlık içinde yaşayıp, şarap taşan fıçıların yanında susuzluktan ölecekler. Onlar mevsim değişimlerinde yılda dört kez bileyici köpekleri gibi büyük dönme dolaplarının içine kapatılacak ve on saat boyunca çarkı boş yere döndürmeye mahkum edilecekler. Avukatlar ve hukukçular da aynı cezaya çarptırılacak. Tembellik düzeninde bize her an öldüren vakti yok etmek için gösteriler ve tiyatro temsilleri her zaman olacaktır. Bu bizim yasa koyucu burjuvalarımız için bulunmuş bir iştir. Gruplar halinde yasamaya ilişkin temsilciler vermeye panayırlara ve köylere koşacaklar. Binici çizmeleri giyen, göğsü ordon, şövalye nişanları, lejyon donör haçlarıyla bezeli generaller, sokak ve meydanlardan geçerek iyi insanları askere alacak. Gembeta ve Baptist babası Kasanyak, kapı kapı dolaşıp şarlatanlık yapacaklar. Kasanyak yalancı pehlivan kılığında gözlerini devirerek, bıyık burarak, ağzından üstü pülü alevler püskürterek herkesi babasının tabancasıyla tehdit edecek. Ve kendilerine Lulyar'ın portresi gösterilir gösterilmez bir deliğe saklanacak. Kempeda, dış politika üzerine söylevler verecek. Kafasını çelen ve Türkiye'yi oyuna getirmek için Avrupa'yı ateşe verecek küçük Yunanistan üzerine onu Prusya ile yapmaya söz verdiği anlaşmadan vazgeçip ve Doğu'da yavaş yavaş küpünü doldurmak ve içerisindeki nihilizmi yok etmek için Batı Avrupa'da sorunlar çıkarmayı dileyen Büyük Rusya üzerine, genel hafı dile getirmesine izin vermek için kendisine oldukça iyi davranan Bay Bismarck üzerine nutuk çekecek. Sonra da üç renge boyalı kocaman şişkin göbeğini çırılçıplak açıp davul gibi çalarak tarımı teşvik etmek, Belleville seçmenlerini sevindirmek için orada gövdeye indirdiği küçük lezzetli mahlukları, kiraz kuşlarını, yer mantarlarını, bardak bardak, magu ve ikem şaraplarını bir bir sayacaktır. Barakada seçim maskaralığıyla açılış yapılacak. Odun kafalı ve eşek kulaklı seçmenler önünde palyaço kılığındaki burjuva adaylar çok sayıda vaat içeren seçim programlarıyla yüz ve kıçlarını silerek Gözleri yaşlı halkın yoksunluklarından, borazan sesleriyle Fransa'nın şanından söz ederek siyasi özgürlük dansı yapacaklar. Seçmen kelleleri kora halinde ve güçlü bir biçimde anıracak. Sonra büyük tiyatro oyunu başlayacak. Ulusal servetlerin çalınması. Yüzü tüylü, başı dazlak, hantal, gevşek, etleri sarkmış solgun, ölgün bakışlı, uykulu ve esneyen devasa bir kadın olan kapitalist Fransa, kadife bir kanepe üzerinde uzanıyor. Ayak ucunda koca demir gövdeli sanayi kapitalizmi, maymun maskesi altında makineleriyle iç karartıcı ve yürek paralayıcı çığlıkları havayı dolduran erkekleri, kadınları, çocukları yutuyor. Sansar yüzlü, sırtlan suratlı ve masal canavarı pençeli banka, ceplerden yüz kuruşları çaktırmadan çalıyor. Yoksul proletarya sürüleri yırtık pırtık paçavralar içinde, süngülü jandarmaların eşliğinde, açlık kamçıları altında Fransa'nın ayaklarına kapitalist mal yığınlarını, şarap varillerini, altın ve buğday çuvallarını taşıyorlar. Lengla bir elinde donu, öteki elinde Prado'nun vasiyeti, hesap defteri dişlerinin arasında, Ulusal mülk savunucularının başında dikilip nöbet tutuyor. Dipçik ve süngü darbeleri altında yükler indirilince işçileri kovup kapıları sanayicilere, tüccarlara ve bankacılara açıyorlar. Bunlar da alt alta, üst üste yığının üzerine atılarak pamukluları, buğday çuvallarını, altın külçelerini yutuyor. Varilleri boşaltıyor. Dermanları tükenince kirli, iğrenç çöplerinin ve kusmuklarının içine yıkılıyorlar. O zaman gök gürültüsü patlıyor, yer sarsılıp yarılıyor, tarihi kader ortaya çıkıyor. Demirden ayağıyla hıçkıranların, ayakları dolaşanların, düşenlerin, artık kaçamayanların kafalarını eziyor ve koca eliyle şaşkına dönmüş, korkudan ter döken kapitalist Fransa'yı deviriyor. Eğer işçi sınıfı onu egemenliği altına alan ve doğasını alçaltan kusuru kalbinden söküp atsaydı, ancak kapitalist sömürüden başka bir şey olmayan insan hakları için, ancak sefalet hakkı olan çalışma hakkı için değil, her insana günde 3 saatten fazla çalışmayı yasaklayan Tunç'tan yasayı örste dövmek için ayağa kalkardı. Dünya, yaşlı dünya, sevinçten titreyerek içinde yeni bir evrenin sıçradığını hissedecekti. Ama kapitalist ahlak tarafından yozlaştırılmış emekçi sınıfından hayati bir çözüm nasıl istemeli? Emekçi sınıfının erkekleri, kadınları, çocukları antik zamanlardaki köleliğin yakınan simgesi İsa gibi bir yüzyıldan beri acının merhametsiz azap tepesine tırmanıyor. Bir yüzyıldan beri zoraki çalışma onların kemiklerini kırıyor, canlarını çıkarıyor, sinirlerini kerpetenle çekiyor. Bir yüzyıldan beri açlık bağırsaklarını burup beyinlerine sanrılar salıyor. Ey tembellik! Bizim sona ermeyen sefilliğimize merhamet et. Ey tembellik! Sanatların ve soylu erdemlerin anası. İnsanın sıkıntılarının merhemi ol. Bölüm 5 Ek Ahlakçılarımız pek alçak gönüllüdür. Çalışma dogmasını icat ettilerse de bunun ruhu dinginleştirme, zihni neşelendirme, böbreklerin ve diğer uzuvların daha iyi çalışmasını sağlama konusundaki etkinliğinden kuşku duyuyorlar. Onlar, kötü alışkanlıkları affetmek ve izinli kılmakla yükümlü oldukları kapitalistlere yönelmeden önce ilk olarak halkın üzerinde yani inanima villi de denemek istiyorlar. Ama düzinesi dört kuruş olan filozoflarımız ustalarınıza uygulasınlar diye önermeyi göze alamadığınız bir ahlakı oluşturmak için neden beyninizi bu kadar yoruyorsunuz? gururla yarattığınız çalışma dogmanızın küçümsenmesini, rezil olmasını ister misiniz? Antik çağdaki ulusların tarihine, filozoflarının ve hukukçularının yazılarına bir göz atalım. Tarihin babası Herodot şöyle der. Yunanların çalışmaya duydukları küçümsemeyi Mısırlılardan aldıklarını doğrulayamam çünkü aynı küçümsemenin Trakyalılar, İskitler, Persler, Lidyalılar arasında da yerleşmiş olduğunu görüyorum. Çünkü tek kelimeyle çoğu barbar uluslarda mekanik sanatları öğrenenlere ve hatta onların çocuklarına ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılır. Tüm Yunanlar, özellikle de Ispartalılar bu ilkelerle yetiştirildiler. Atina'da yurttaşlar, aynı ataları vahşi savaşçılar gibi sadece savunma ve toplumun yönetimiyle uğraşan gerçek soylulardı. Böylece akıl ve beden güçleriyle devletin çıkarlarını gözetmek amacıyla her türlü işi kölelere yüklüyorlardı. Aynı biçimde Isparta'da da kadınlar bile soyluluklarını alçaltmak için ne iplik eğirmek ne de örgü örmek zorundalardı. Romalılar sadece soylu ve özgür iki mesleği, tarım ve askerliği biliyorlardı. Tüm yurttaşlar hazineden geçimlerini sağlardı. Yasal olarak kölelere verilen hiçbir sordide artesi yapmalarına müsaade edilmiyordu. Brutus yaşlılığında halkı ayaklandırmak için özellikle Tiran isyu özgür insanları zanaatkar ve duvarcı yapmakla suçladı. Eski filozoflar düşüncelerin kökeni üzerinde tartışıyorlardı ama söz konusu çalışmadan tiksinme olunca uzlaşıyorlardı. Platon, toplumsal ütopya olan ve örnek olarak alınabilecek devletinde şöyle der. Doğa ne ayakkabıcı ne de demirci yaratmıştır. Benzer işler bunlarla uğraşan kişilerin, aşağılık ücretlilerin hatta durumları yüzünden siyasal hakları ellerinden alınmış bu isimsiz sefillerin değerini azaltır. Yalan söylemeye ve aldatmaya alışmış tacirlere gelince onlar kentte ancak gerekli bir kötülük gibi kabul görebilir. Dükkanında ticaret yaptığı için aşağılanacak yurttaş hakkında kavuşturma açılacaktır. Suçuk kesinleşirse bir yıl hapse mahkum edilecektir suçun tekrar ettiği durumlarda ceza iki katına çıkacaktır. Senefon ekonomide şöyle yazar. Kas gücü gerektiren işlerde çalışanlara hiçbir zaman resmi görevler verilmez. Ardında sağlam bir gerekçe vardır bunun. Çoğu tüm gün oturmaya, hatta birkaçı da sürekli olarak ateşe göğüs germeye mahkumdur. Onlar bozulmuş bir bedene sahip olmaktan kaçınamazlar ve zihnin de bunu hissetmesi oldukça zordur. Bir dükkandan onurlandırıcı ne çıkabilir diye öğretir Cicero. Ticaret onurlu bir şey üretebilir mi? Dükkan denen şey onurlu insana layık değildir. Tacirler yalan söylemeden kazanamazken yalandan daha utandırıcı ne vardır? O halde emeklerini ve yapımını satan tüm kişilerin uğraşına aşağılık ve adi bir şey gibi bakılmalıdır. Zira her kim ki çalışmasını para için sunarsa kendisini satar ve kölelerin seviyesine indirir. Çalışma dogmasının sersemleştirdiği proletarya. Sizden kıskanç bir özenle saklanan bu filozofların söylediklerine kulak verin. Para karşılığında çalışan bir yurttaş kölelerin düzeyine alçalır. O, yıllarca hapsi gerektiren ağır bir suç işler. Hristiyan ikiyüzlülüğü ve kapitalist çıkarcılığı antik devletlerin bu filozoflarını ahlaken yozlaştırmıyordu. Onlar özgür insanlar için ders vererek düşüncelerini safça dile getiriyorlardı. Bizim Cousin'ların, Carol'ların, Simon'ların parmak uçlarında dursalar da bileklerine bile yetişemedikleri bu dev düşünürler, Platon, Aristoteles, ideal devletlerindeki vatandaşlarının uzun boş vakitler içinde yaşamalarını istiyorlardı. Zira şöyle ekliyorduk Senefon. Çalışma tüm zamanı alıp götürür ve böylece devlet ve dostlar için hiç boş zaman kalmaz. Plutarkos'a göre gelecek kuşakların hayranlığını uyandıran Likurgos'un unvanının insanların en bilgesi olmasının nedeni, devletin yurttaşlarına herhangi bir mesleği yasaklayarak boş zamanlar vermesiydi. Ama Bastiyalar, bu Duponluplar, bu Lüller, Hristiyan ve Kapitalist Ahlakı Kumpanyası, bu düşünürler, bu filozofların köleliği yücelttiğini söyleyeceklerdir. Tamam, çağın ekonomik ve siyasi koşulları dikkate alındığında bundan başka türlüsü mümkün olur muydu? Savaş eski zamanlardaki toplumların sıradan durumuydu. Özgür insan zamanını devletin işlerini tartışmaya ve savunmasını gözetmeye ayırmalıydı. Meslekler o sıralarda pek ilkel ve kabaydı. Çalışanlar sadece askerlik ve yurttaşlık görevlerini yerine getirebiliyorlardı. Filozoflar ve yasa koyucular savaşçılara ve yurttaşlara sahip olmak için eski kahramanlık devletlerinde köleleri hoş görmeliydi. Ama kapitalizmin ahlakçıları ve ekonomistleri de çağdaş kölelik olan ücretli çalışmayı salık vermiyorlar mı? Ve kapitalist kölelik kime boş zaman yaratıyor? İşe yaramayan ve zararlı olan kötü alışkanlıklarının ve hizmetçilerinin köleleri Ratschiller'e, Schneider'lara, Bayan Busikot'lara kölelik ön yargısı Pitagoras'ın ve Aristoteles'in ruhuna egemen oluyordu diye yazılmadı mı? Ve yine de Aristoteles şöyle öngörüyordu. Eğer Dedalus'un başyapıtlarının kendi kendilerine devinebilmeleri ya da Vulcanus'un üç ayak sehpalarının kutsal işlerine kendi kendilerine koyulmaları gibi her alet hiçbir uyarma olmadan ya da kendi başına çalışabilseydi Örneğin dokumacıların mekikleri kendi başlarına dokusaydı ne şefin yardımcılara ne de ustanın kölelere gereksinimi olurdu. Aristoteles'in düşü bizim gerçeğimizdir. Ateş soluklu, çelikten kol ve bacaklı, yorulmaz, verimli, durmadan çalışan makinelerimiz kendi işlerini uysal bir şekilde yerine getiriyor ama yine de kapitalizmin büyük filozofları köleliklerin en kötüsü olan ücretli çalışmanın ön yargısı tarafından bastırılıyor. Onlar bilmiyorlar ki makine insanlığın kurtarıcısıdır. Tanrı insanı sordi de artesten ve ücretli çalışmadan kurtaracak, ona boş zaman ve özgürlük verecektir.